Bir bilgisayar en yavaş bileşeni kadar hızlıdır. Bakın tekrarlıyorum, bir bilgisayar en yavaş bileşeni, en yavaş donanımı kadar hızlıdır. PC dünyasında uzun süredir bilinen efsanevi bir sözdür bu. Çıkış noktası belliydi, hard diskler. Çünkü yavaş kalıyor ve gelişim ayak uyduramıyordu. Ama bugün durum artık bambaşka. SSD'ler adeta kurtarıcı rolünü üstlendi ve yeni nesil modeller inanılmaz hızlara ulaştı. İnceleme konuğumuz da tam olarak böyle bir model. Hatta şu ana kadar kullandığım en hızlı SSD olan MSI'nin Spatium M480 modeli. O zaman sözü daha fazla uzatmayalım çünkü termal kamera testine kadar anlatacağımız, bakacağımız, göreceğimiz çok fazla detay var. O zaman hadi başlayalım. Depolama sürücülerinde büyük bir değişim yaşanıyor. Aynı otomobillerde olduğu gibi. İçten yanmalı, kısmen daha mekanik otomobillerde üretici sayısı belliydi. Yeni bir oyuncunun girmesi pek mümkün değildi. Ama elektrikli otomobillerde yüzlerce yeni marka var. Çünkü hem geliştirmesi hem de üretmesi daha kolay. En kritik parça batarya. Gerisi çorap söküğü gibi geliyor zaten. SSD'ler de bu şekilde. Çipleri temin ettikten sonra gerisi kısmen daha kolay. Çip demişken iyi bir SSD'de 3 ayrı çip bulunur. Bunlar şu şekilde. 1. Beyni diyebileceğimiz kontrol çipi. Yani bir bakıma işlem. 2. Depolama için kullanılan NAND flash bellek yongaları ve 3. daha iyi performans için DRAM yongaları. DRAM yongalarını biliyoruz. Nereden? Sistemde kullandığımız RAM'lerden. Evet, DRAM yongası RAM'de kullanılan çipin aynısı. DRAM demişken bu yongalar zorunlu değil. Sürücünün fiyatına ya da segmentine göre değişebilir. Ama üst seviye yüksek performans odaklı sürücüde DRAM yongaları mutlaka olması gerekiyor. İnceleme konuğum olan MSI Spatium M480 Tayvanlı şirketin ilk ve aynı zamanda en hızlı SSD modeli. Bir SSD için şu ana kadar gördüğüm en şık kutuyla gelen sürücünün 3 farklı seçeneği bulunuyor. 500 GB, 1 TB ve 2 TB. Kullandığım model 2 TB. Bu noktada şunu merak edebilirsiniz. Kapasiteler arasında teknoloji farkı var mı? Örneğin farklı tür çipler kullanılıyor mu? Şunu söyleyebilirim. Kapasiteler arasında herhangi bir teknoloji farkı bulunmuyor. Aynı mimariyi kullanıyorlar. Yani gerek kullanılan 3 boyutlu TLC çipler gerekse de kullanılan kontrolcü birebir aynı. Ama kapasiteler arasında bir fark var. O da dayanım. Şöyle anlatabilirim. 500 TB'lık modelin hata öncesi yazma garantisi 350 TB. 1 TB'lık modelin 700 TB. 2 TB'lık model ise 1400 TB. PCI Express 4.0 ile çalışan ama doğası gereği geriye dönük uyumlu olan sürücüyle birlikte illaki AMD ya da Intel'in en yeni, en hızlı, en güçlü işlemcisini kullanmanıza gerek yok. Dediğim gibi sadece PCI Express 4.0 değil, 3.0 ile de uyumlu olduğu için elinizde güncel bir sistem varsa, üzerinde bir M.2 SSD slotu varsa takıp kullanmaya başlayabilirsiniz. Ha, en hızlı performansı almak, yani bu sürücü için vaat edilen 7000 MB/s sıralı okuma ve 6800 MB/s sıralı yazma hızlarını görmek için tabii ki PCI Express 4.0 uyumlu yeni bir sisteme ihtiyaç var. Ama dediğim gibi geriye dönük uyumluluk var. Güncel M.2 slotuna sahip olan herhangi bir sisteme takıp kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu arada hızlardan bahsetmem iyi oldu çünkü bu SSD gerçekten çok hızlı. Ne dedim? 7000 MB/s sıralı okuma ve 6800 MB/s sıralı yazma hızları sunuyor. Bu SSD dünyasındaki en iyi değerlerden biri olduğu anlamına geliyor. Yani şunu söyleyebilirim. MSI kendi markasının genetik kodlarını, yani yüksek performans ve oyun odaklı donanım geliştirme kimliğini SSD'lere de yansıtmış. Ve Spatium M480'in 2 TB'lık modeli bu anlamda gerçekten çok hızlı. Zaten birazdan performans değerlerini de göstereceğim sizlere. Bakın bu SSD, yani M480'in 2 TB'lık versiyonu oldukça kaslı ve heybetli görünen özel bir soğutucuyla, özel bir ısı dağıtıcı blokla geliyor. Şunu merak edebilirsiniz. SSD'lerde ısı dağıtıcı bloğa ihtiyaç var mı? Evet, SSD'lerde ısı dağıtıcı bloğa ihtiyaç var. Özellikle de PCI Express 4.0 kullanan ve yüksek veri transfer hızlarına çıkabilen SSD'ler yoğun yük altındayken ısınmaya başlıyor. Birazdan termal kamera görüntüleriyle ne demek istediğimi anlayacaksınız ama MSI'ın kullanmış olduğu bu özel alüminyum tabanlı ısı dağıtıcı blok ve bunun altında çift taraflı iki tane termal pet kullanılıyor arkadaşlar. Sadece SSD'nin görünümüne, tasarımına katkı sağlamıyor. Evet, daha heybetli görünmesini sağlıyor, bu kesin. Ama performansına, yani işlevselliğe de fayda sağlıyor. Birazdan bunları detaylandıracağım. Tüm bu detaylardan sonra şimdi isterseniz SSD'nin iç dünyasına girelim ve videonun başında söylediğim o 3 ayrı çip var ya, bunlar hangi özelliklere sahip, bunları anlamaya çalışalım. Kontrolcü, yani işlemci tarafında MSI piyasanın en iyilerinden biri olan Phison E18'i tercih etmiş. Ki bu kontrolcü ARM'ın Cortex-R5 çekirdeklerinden 5 tanesine sahip. Dolayısıyla termal kontrolünün gerçekten iyi yapılması gerekiyor. Az önce ne söylemiştim, bu soğutucu sadece görünüme değil. Aynı zamanda işlevselliğe de katkı sağlıyor. İşte katkı sağladığı alanlardan birisi kontrolcü mümkün olduğu kadar serin çalıştırmak.
araştırmak. Termal kamerayla yaptığım testlerde gördüm ki soğutucunun takılı olduğu durumlarda SSD bariz şekilde daha hız ısınıyor. Özellikle sokete yakın olan kısmın, yani kontrolcünün olduğu bölümün termal kontrolü çok daha iyi gerçekleştirilebiliyor bu sayede. Hatta şunu söyleyebilirim, yaptığım testler çerçevesinde gördüm ki soğutucunun olmadığı durumlarda kontrolcünün olduğu kısım 108-110 derecelere kadar çıkabiliyor ama soğutucuyu taktığınız zaman 80 derecelere kadar düşebiliyor. Yani daha önce de birkaç kez ifade ettiğim üzere soğutucu bir yandan tasarımı güçlendirirken diğer yandan da hem çalışma verimliliğini arttırıyor hem de termal throttling riskini ortadan kaldırarak uzun süreli okuma ve yazma performansının mümkün olduğu kadar yüksek seviyede seyretmesini sağlıyor. Yani MSI performansı maksimize edebilmek, özellikle sürekli yazma, sürdürülebilir yazma performansını en yüksek düzeyde tutabilmek adına soğutucu tarafına yatırım yapmış ve sonuçlarını da almış gibi görünüyor çünkü sürdürülebilir okuma ve sürdürülebilir yazma hızları mümkün olan en yüksek seviyede ilerlemeye devam ediyor. Yani bu SSD için tüm geliştirme sürecinde performansı maksimize etmenin ana hedeflerden birisi olduğunu söyleyebilirim. Performans değerlerini, test sonuçlarına geçmeden önce SSD'nin sahip olduğu diğer çiplerden de bahsedeyim. Depolama için Micron üretimi 96 katmanlı 3D TLC NAND yongaları kullanıyor. Hücre başına 3 bit veri depolayan bu yongalar bugün yüksek performanslı SSD'lerin yaygınlaşmasında gerçekten büyük rol oynuyor ve yaygın olarak da kullanılıyor. DRAM tarafında ise SK Hynix üretimi 2666 MHz'deki DDR4 bellek yongaları kullanılıyor. SSD'nin her iki tarafında da 1 GB olmak üzere toplamda 2 GB DDR4 DRAM bellekle geliyor. Bu yongalar SSD'nin sanal bir haritasını tutarak hücrelere eşit miktarda veri depolanmasını ve bunlara erişimin kolaylaşmasını sağlıyor. DRAM'i olmayan bazı SSD'ler sistemdeki RAM'in belli kapasitesini aynı işlev için kullansa bile hem RAM kapasitesinden gitmiş oluyor hem de erişim süresi uzayacağı için performans aynı düzeyde olmuyor. Kendi DRAM'ine sahip olan SSD'ler çok daha yüksek performans sunuyor ama üreticiler maliyetleri aşağı çekebilmek adına DRAM'i olmayan modeller de yapıyor. MSI Spatium 480'e ait diğer özellikler ekranlarınızda. O zaman tüm bu detaylardan sonra performans değerlerine geçelim isterseniz. Hem PCI Express 4.0 hem de PCI Express 3.0 performansını görmek için 3 ayrı sistemde testler yaptım. En yüksek performansı anlayabilmek için 16 çekirdekli Ryzen 9 5950X işlemciden güç alan ana bilgisayarımı, Intel platformu için Core i9 11900K işlemcili performans sistemini ve AMD Ryzen 5 5600G Apple'lı daha makul bir sistemi kullandım. Ekranlarınıza gelen ilk sonuç PCI Express 3.0 başarımını gösteriyor. Hem sıralı okuma hem de sıralı yazma hızı 3500 MB/s üzerinde seyrediyor. Yani piyasadaki en iyi sonuçlardan birini aldığını söyleyebilirim. Aynı testi Core i9 11900K işlemcili sistemde de yaptım ve ortaya çıkan sonuç büyük oranda benzerdi. Yani PCI Express 3.0 performansı gerçekten çok iyi. PCI Express 4.0 tarafındaki sonuçlarsa müthiş. MSI'nin vaadi olan 7000 MB/s sıralı okuma ve 6800 MB/s sıralı yazma hızıydı ki yaptığım testler bunu doğruluyor ve elde ettiğim sonuçlar gerçekten ama gerçekten heyecan vereceğim. Farklı dosya büyüklükleriyle yaptığım diğer testlerde de ortaya çıkan sonuçlar gerçekten çok iyi. Ancak bu noktada bir detaya dikkat çekmek isterim. Bu tip SSD'lerde en yüksek performans seviyesine çıkabilmek için toplam depolama kapasitesinin bir kısmı SLC, yani tek seviyeli NAND çipi gibi kullanılır ve o kapasite dolduğu zaman yazma hızı düşmeye başlar. Bu yaygın olarak kullanılan bir yöntem, dolayısıyla önem arz eden detay SLC olarak kullanılacak kısmın toplam büyüklüğü oluyor. Şöyle bir örnek verebilirim. Örneğin AIDA64 test uygulamasının lineer yazma diye bir alt test kriteri bulunuyor. Bu kriterin amacı şu: SSD'ye uzun süreli yazma stresi bindirerek sürdürülebilir performansını görmek. MSI Spatium M480 yaptığım testlerde gördüm ki yazma hızı 5500 MHz civarından başlıyor ama belli bir noktadan sonra, yani SSD'nin SLC olarak kullanılan depolama alanı dolduktan sonra 2 GB'ın biraz altına düşmeye başlıyor. Benim yaptığım testlerde gördüğüm kadarıyla 1.6-1.7 GB/s'lik yazma hızını koruyabiliyor. Evet, MSI ya da diğer üreticiler 5000 MB, 6000 MB ya da belki 7000 MB/s'liğe yaklaşan sıralı yazma hızlarından bahsediyor ama dediğim gibi SSD'lerin içerisindeki SLC alanı dolduktan sonra, yani orası bir bakıma tampon bellek alanı gibi de düşünülebilir. İşte o büyüklükte olduktan sonra yazma hızı düşmeye başlıyor. Burada önemli olan o kapasitenin ne kadar büyük olduğu ve ne kadar hızlı dolduğu. İşte o yüzden bu kriterler çerçevesinde söyleyebilirim ki Spatium M480 gerçekten iyi bir iş çıkartıyor, güzel bir tablo ortaya koyuyor. Artık bu düzeydeki SSD'lerde Windows açılış hızını test etmeye gerek var mı emin değilim ancak 6 ila 7 saniye civarında bir sürede Windows'un açılış ekranına ulaşabiliyorsunuz. Benim için çok daha önemli olan kriterlerden biri şu: gerçek dünya testlerini simüle edebilmek adına dosya kopyalama hızları. Örneğin Steam'deki bazı oyunlarınızı bu SSD'ye taşımak istediniz diyelim. Buradaki süre, buradaki performans
taşınmaz benim için çok daha önemli. Yaptığım testler çerçevesinde gördüm ki büyük boyutlu dosyaları, örneğin Steam'deki oyunları çok hızlı bir şekilde transfer edebiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel. Kendi videolarını kendi düzenleyen, kendi editleyen biri olarak Adobe Premiere Pro'daki performansı benim için bir başka önemli kriter. Örneğin yüksek boyutlu 4K60 FPS'de çekilmiş yüksek boyutlu bir video dosyasının Adobe Premiere Pro içerisine ne kadar sürede alınabileceği, ne kadar sürede import edilebileceği performans anlamında benim merak ettiğim kriterlerden bir tanesiydi. Şunu söyleyebilirim ki bu anlamda da oldukça hızlı bir SSD olmuş. Adobe Premiere Pro'da gerek dosya aktarımı esnasında gerekse de genel kullanım esnasında oldukça yüksek performans ile işinize devam edebiliyorsunuz. Uzun lafın kısası bu SSD tek bir hedef için geliştirilmiş. Mümkün olan en yüksek performansı kullanıcısına sunabilmek. Çünkü gerek okuma ve yazma hızları gerekse de gerçek dünya deneyimindeki başarıma heyecan vereceğim. Üstelik beraberinde gelen devasa soğutucu sadece bir aksesuar değil. Aynı zamanda sürücünün termal toleransını arttırarak sürdürülebilir performansını koruyor. Bunlar gerçekten önemli kazanımlar. Açıkçası kullanırken keyif aldığım, gerçekten beğendiğim bir SSD oldu MSI Spatium M480. Bu alanda henüz emekleme aşamasında yeni bir firma olmasına rağmen MSI gerçekten sıkı bir ürün geliştirmeyi başarmış. Ancak her şey mükemmel değil. Bardağın boş tarafı da var. Bu SSD için, yani Spatium M480 için bardağın boş tarafı maliyeti. Çünkü ucuz bir SSD değil. Yüksek performans için geliştirilen ama yüksek fiyat etiketine sahip olan modellerden bir tanesi. Zaten MSI'de bu SSD'yi daha çok yüksek performanslı sistem kullanan ya da toplamak isteyenler için geliştirmiş. Yani örneğin Ryzen 9 işlemcili, Core i9 işlemcili ve yanında örneğin RTX 3080-3090 ekran kartı olan bir sistem toplayacaksanız işte o tür sistemlerin SSD'si ben olabilirim diyor Spatium M480. Dolayısıyla hızlı bir SSD isteyen ama aynı zamanda bütçe sorunu yaşamayan kullanıcılar için geliştirilmiş bir ürün Spatium M480. Eğer fiyat bağımsız olarak yeni ve yüksek performanslı bir SSD bakıyorsanız Spatium M480 de bence mutlaka satın alma listenizde olması gereken ürünlerden bir tanesi. Evet, tüm bu detaylardan sonra artık kapanışa doğru gelirken her videoda ifade ettiğim üzere izlediğiniz için, izlerken harcadığınız zamandan dolayı, vakit konusunda yaptığınız fedakarlıktan dolayı hepinize minnettarım, hepinize teşekkür ederim. Sosyal medyada beni takip etmek isterseniz Twitter ve Instagram'da Erdi Özdağ ya da FX57 yazarak bana ulaşabilir, arzu ederseniz takip ede alabilirsiniz. Sevgili dostlar, bir başka videoda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.